Öncelikle Yusuf Bey, Yusuf Tekin Bey, Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığında mecliste bir yemin etti ve bu yemin metninin içerisinde hukukun üstünlüğünü korumak, ayrıca demokratik ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak ilkeleri var. Şimdi Karbi Eğitim biliyorsunuz yasalarla düzenlenmiş bir eğitim modelimiz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu içerisinde eğitimin karma yapılacağı yönünde net bir ifade varken, yasaları korumakla mükellef olan Yusuf Tekin'in böylesine bir pervasızca açıklama yapması aslında bizim tarafımızdan çok da hoş karşılanmış değil. Şu talep var. Hangi yönde talep var şeklinde bir açıklama yaptı. Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerinin kız çocuklarının erkeklerle aynı okulda, aynı binada bulunmasını istemediklerini ifade etti ve bu yöndeki talepten hareketle de kız okullarının açılabileceğini söyledi. Şimdi burada kız okullarının açılmasından daha ziyade temel sorunumuz okullaşma oranındaki düşmenin nedenini araştırmak. Yani Milli Eğitim Bakanlığı pozisyonda oturan Yusuf Tekin'in çözmesi gereken soru birinci aşamada neden öğrencilerimiz, başta kız öğrencilerimiz olmak üzere okula gitmiyor, okullaşma oranında düşüş var. Ve ikinci sorun ise şu, yapması gereken ikinci hamle ise şu, bu aileleri ikna etmek, pozitif ayrımcılıkla kız çocukların okula kazandırılmasını sağlamak. Şimdi aslında biz şunu gözlemliyoruz. Hemen seçimlerin sonrasında Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Hüdapar'ın gerekirse karma eğitime son verilebilir yönündeki açıklamaları, yine bu ittifakın ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin manevi eğitimi önceleyen bir sistemi hayata geçirmeliyiz, ahiret öncelikli bir eğitim sistemi modelini yaratmalıyız yönündeki açıklamalarıyla birlikte Yusuf Tekin'in göreve gelir gelmez bu tarzda bir açıklama yapması aslında tarikat, cemaat ve vakıflara da bir nevi bir göz kırpması olarak algılıyoruz. Şimdi burada temel sorunumuz Yusuf Tekin'in ne söylediğinden daha ziyade gerçekten toplumda böyle bir talep var mı? Kanunla çiğnenerek bu talep yerine getirilebilir mi? Bu talebi getirecek kişi de Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan kişi midir? Onun asli görevi bu mudur? Değil midir? Tartışmalarından hareketle kanunların ve laik eğitimin vazgeçilmez bir noktadan hareketle yaşama devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında burada söylenebilecek iki başlık daha var. Bakın yani bu hamleleri peş peşe takip etmek gerekiyor. Bir tanesi ne? ÇEDES projesi biliyorsunuz bundan çok uzun zaman önce değil, bir ay önce Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu. Din görevlilerin, vaizlerin, imamların okullarda manevi rehber adı altında görevlendirilmesi. Bunu da aslında bir başlık olarak açabiliriz. İkincisi, yaz tatillerinde birçok okulun Milli Eğitim Bakanlığı ile tarikatlar arasında ya da vakıflar arasında gerçekleştirilen protokollerden hareketle onlara tahsis edilmesi. Aslında burada bir tüm tuşlara basma bir süreci var. O tuşlar nedir derseniz işte eğitimi 100 yıl öncesine götürme, gerileştirme hamleleri ve bu tuşların hepsine de basma. Bir başkası, biliyoruz ki siyasal iktidar sıkıştığı dönemlerde kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeyi sever. Mesela şu an çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Kamu çalışanları, emeğiyle çalışan insanlar ne yazık ki emeğinin karşılığını alamıyorlar ve her gün her şeye zam gelirken zamlar, İşte çalışanlara hak ettiği ücretin verilmemesi çok fazla konuşulmasından hareketle dikkatler başka noktaya doğru kaydırılmaya çalışılıyor. Yusuf Tekin'in aslında bu çanak soruya vermiş olduğu cevap kamuoyunun dikkatini değiştirme çabası olarak gözlemlediğimiz bir şey. Tabii burada kız çocuklarının gerçekten okullaşmasıyla ilgileniyorlarsa onlara bir soru sormak lazım. Baba beni okula gönder kampanyasıyla kız çocuklarını okula kazandırmak isteyen Türkan Saylan'ın yaşamının son günlerinde çok ağır bir hastalık geçirirken ne yazık ki soruşturmalara maruz kalması, kamuoyunun önünde tartışılı hale getirilmesi aslında onların samimi olduklarını göstermiyor. Tam tersine onların niyetleri aslında laik eğitimi ortadan kaldırmak. Bizim burada temel bakış açımız şu. Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeyen eğitim iş ve eğitim işin tüm üyeleri aynı zamanda Türkiye'de yaşayan laik eğitimden, bilimsel eğitimden yana olan tüm vatandaşların bu söylemlere rağbet göstermemesi, tam tersine karma eğitime ve laik eğitime sahip çıkmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani şunu mu yapacağız? Her seferinde talep var bakış açısıyla kamuoyu oluşturmaya çalışanlara şu soruyu soralım. Yarın bir grup tarikat üyesi de şunu söylerse ne yapacağız? Ya matematik de insanları dinden uzaklaştırıyor, fizik insanları dinden uzaklaştırıyor. Ben çocuğumun matematik ya da fizik eğitimini almasını istemiyorum dersek, müfredatın içerisinden matematiği ve fiziği de mi çıkaracağız? Bilimsel, laik, karma eğitim olmazsa olmazımız. O konudan hareketle de biz bu açıklamaların ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapmakta olan Yusuf Tekin'e yakışmadığını, eğer bu görevi yerine getiremeyecekse de o koltuğu terk etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Laik eğitim ortadan kaldırma çabalarından bir başkası da çok değil, bundan yaklaşık bir ay önce yaşamaya başladık. Biliyorsunuz kamuoyunun gündemine ÇEDES diye bir proje ve proje kapsamında okullara atanan, onlara göre görevlendirilen din görevlileri sorunu karşımıza çıktı. Neydi ÇEDES projesinin kapsamı? Çevreme duyarlıyım, değerlerime saygı duyuyorum. Kapsamında geliştiren bir proje. Projenin paydaşlarından bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı, bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı. Dolayısıyla bu protokol kapsamında Diyanet İşleri her 3 okuldan birine din görevlisi, imam ve vaiz bulundurma zorunluluğu getirdi ya da atadı diyelim. Peki buradaki sakınca ne? Pedagojik formasyonu olmayan, asli işi dini öğretmek ya da dinsel duyguları yüceltmek olan kişilerin okullarda öğretmenler dururken görevlendiriliyor olmaları. Biz orada şu cümleyi çok altın ısrarla çizerek kullandık. Öğretmenlerin yeri okullar, din görevlilerin yeri ibadethanelerdir. Din görevlilerinizi okuldan çekiniz. Siz kendi öğretmenlerinize, din kültürü öğretmenlerinize, rehber öğretmenlerinize, formasyon eğitimi almış branş öğretmenlerinize, sınıf öğretmenlerinize güvenmiyor musunuz da din görevlilerini atıyorsunuz? Ya da buradan hareketle bir öğretmene ihtiyacınız varsa neden dışarıda atama bekleyen 700 bin arkadaşımız varken onların atamalarını gerçekleştirip öğrencilerimizle buluşturmuyorsunuz? Biz biliyoruz ki pilot il olan İzmir'deki bu uygulama Eylül ayına itibaren hız kazanacak. Biz bu protokolün iptali yönünde de Milli Eğitim Bakanlığı'na dava açtık. Eğitim ve Bilmiş Görenleri Sendikası olarak yargı sürecinin nihai kararı vermesini tabii ki bekliyoruz. Bu protokol iptalini bekliyoruz ama çocuklarımızın formasyon eğitimi almamış din görevlilerle baş başa kalmasına da izin vermeyeceğiz. Bu konuda kamuoyuyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle de mücadelemizi devam ettireceğiz.